Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Hayır hayır. Bu başlığı kesinlikle ilginizi çekmek için değil. Bir gerçeği vurgulamak için attım. 1 dolar 65 Türk lirası olabilir mi? Bırakın 12 lirayı 65 Türk lirası bile olabilir 1 dolar. Korkunç değil mi? Sevgili dostlar. Hele ki bugünkü koşullarda Türkiye'nin koşulları düşünüldüğü zaman tamamen ithalata bağımlı bir ülke. Market raflarının tamamı neredeyse ithal ürünlerden oluşuyor. Bırakın market raflarını, pazar tezgahları bile ithal ürünlerden oluşuyor sevgili dostlar. Muzumuzdan çileğimize kadar artık Türkiye'de yetiştirmiyoruz. Tamamen yurt dışından ithal ediyoruz. Hayvanımızı yurt dışından getiriyoruz. Samanımızı yurt dışından getiriyoruz. Temizlik malzemelerimizin tüm ürünlerini, tüm yan ürünlerini yurt dışından getiriyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin bile ara mallarını aslına bakarsanız yurt dışından getiriyoruz sevgili dostlar. O nedenle Türkiye'de yaşanabilecek bir kur şoku hepimizi çok korkutuyor. Yarın öbür gün Türk lirası bırakın 65 lirayı 12 liraya giderse bile neler yaşayabileceğimiz korkusu hepimizin içinde yaşıyor. Hepimizi derinden korkutuyor. Koşulları değiştirmek bizim elimizde sevgili dostlarım. Israrla şunu söylüyorum. Dolar kurunun hangi seviyede olduğunun hiçbir önemi yok. Eğer ki siz üreten bir ülkeyseniz, sanayinizi geliştirmişseniz, tarımınızı geliştirmişseniz bir Çin gibi kendi ürünlerinizin tamamını üretip ürettiğiniz ürünlerle rekabetçi olup tüm dünyayı domine edebiliyorsanız o zaman dolar kurunun ne kadar yükseldiği ya da düştüğü sizi çok fazla ilgilendirmez. Hatta Türk liranız ne kadar değersizse siz o kadar büyük bir rekabet avantajına sahip olursunuz. Çin Yuan'ı 6'dan 7 seviyesine yükseltti. Amerika hemen bağırıp çağırmaya başladı. Çin manipüle ediyor, doları manipüle ediyor. Yuan'ı bu kadar değersiz hale getiremez demeye başladı. Neden? Çünkü Amerika'nın Çin karşısındaki rekabet gücü azaldı. Sadece Amerika sınırları içinde değil, tüm dünyada Çin'e karşı olan rekabet gücü azaldı. Bu kadar bağırıp çağırmasının arkasındaki gerçek bu. Bakın bugün geri adım attı. Çin malları üzerindeki vergileri azaltmaya başladı. Ve bu çin ürünleri Çin'in aslında çok da önem vermediği ürünler. Önemli olan Çin'in Amerika'ya geri adım attırmış olması, parasını değersizleştirerek. Küçücük bir adım parasını değersizleştiriyor Çin ve Amerika karşısında büyük bir güç elde ediyor. Geçtiğimiz videolarda bunu sizlere ısrarla söylemiştim. Çin parasını değersizleştirerek Amerika'ya geri adım attıracak demiştim ve nitekim bu geri adımı bugün gördük. Neden bu kadar uzun uzun bunları anlatarak 1 doların 65 lira olması hikayesinden bahsediyorum sizlere? Ya da bu anlattıklarımın 1 doların 65 lira olmasıyla ne ilgisi var acaba? İlgi şuradan kaynaklanıyor. Arjantin biliyorsunuz yakın zaman içerisinde birkaç gün içerisinde önemli bir devalüasyonun altına imza attı. Arjantin pezosu Amerikan doları karşısında neredeyse %30 oranında değer kaybetti. 45 seviyesinde olan pezo bir anda 65 seviyesine yükseldi. Evet, 1 dolar 65 peso oldu. Ve Arjantin krizini daha da derinleştirdi. Çünkü Arjantin üreten bir ülke değil. Üretim kapasitesi olmasına rağmen üreten bir ülke değil. Arjantin'le Türkiye kıyaslanır mı diyenler var. Doğru kıyaslanmaz. Arjantin'in yüz ölçümü Türkiye'nin yüz ölçümünün tam 3 katı sevgili dostlarım. Arjantin yüz ölçümü olarak Türkiye'den 3 kat daha büyük. O nedenle kıyaslanamaz. Arjantin'in doğal kaynakları Türkiye'nin doğal kaynaklarından neredeyse 3-4 kat daha fazla. Burada da avantajlı Arjantin. Arjantin petrol ve doğalgaz üreten bir ülke. Hatta ürettiği petrol ve doğalgazın fazlasını satan, yani net ihracat yapan bir ülke. Türkiye'nin ne petrolü var ne de doğalgazı. Gördüğünüz gibi Arjantin bu noktada da aslında Türkiye'den daha üstün bir ülke. Arjantin'in okur yazar oranına baktığımız zaman Türkiye'nin çok daha önünde. Arjantin'in gelir dağılımına baktığınızda eşit gelir dağılımı açısından Türkiye'nin çok ama çok önünde, fersah fersah önünde. Arjantin'in milli geliri 19.000 doların üzerinde sevgili dostlarım. Türkiye'nin milli geliri 9 bin dolar seviyesinde. Yani bizden 10 bin dolar daha fazla kişi başına düşen milli geliri. Üstelik biraz önce de söylediğim gibi adil bir gelir dağılımı var Türkiye'ye göre. Daha tabana yayılmış bir gelir dağılımı var. Buna rağmen sevgili dostlarım Arjantin, Türkiye gibi arka arkaya ekonomik krizler yaşamaya devam ediyor. Peki bunun sebebi ne olabilir? Arjantin bugün neden bu kadar yüksek bir ekonomik krizin içinde sevgili dostlarım? Neden işsizliği her geçen gün artıyor? Neden insanları her geçen gün daha fazla fakirleşiyor? Hadi gelin Arjantin'le biraz Türkiye'yi kıyaslayalım. Çünkü kıyaslamak zorundayız. Dünyada ekonomik krizlendiği zaman akla gelen iki ülke var. Bunlardan birisi Türkiye, Birisi Arjantin sevgili dostlarım. 1980 yılından beri bu gelenek devam ediyor. 24 Ocak kararları Türkiye'de alınıyor. Türkiye neoliberal sisteme geçiyor. 1980 yılında kararlar alınıyor ve Arjantin neoliberal sisteme geçiyor. Yine bir başka rastlantıdan bahsedeyim. 1980 yılının sonunda Türkiye'de bir askeri darbe oluyor ve neoliberal sistem iyiden iyiye perçinleniyor. Arjantin'de de aynı dönemde bir askeri darbe oluyor ve orada da neoliberal sistem perçinleniyor sevgili dostlarım. Çok enteresan değil mi? 1994 yılına geliyoruz. Türkiye'de bir ekonomik kriz çıkıyor. Adı 5 Nisan kararları ve bu 5 Nisan kararları sonrasında Türkiye inanılmaz derin bir ekonomik kriz yaşıyor şirketler batıyor. Türkiye batma noktasına geliyor. Arjantin'e dönüyorsunuz. 1994 yılında orada da yine bir ekonomik kriz var. Orada da işsizlik ve bataklar var. 2001 yılına geliyoruz sevgili dostlarım. 2001 yılında Türkiye derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Bunun sonrasında neoliberalizmi daha da vahşi kapitalizm haline gelen kararlar almak zorunda kalıyor. Ve dünyaya resmen teslim oluyor. Gümrük duvarlarını aşağı indiriyor. Sabit kur sisteminden çıksa da güçlü Türk lirası diyerek piyasasını iyice ithal odaklı hale getiriyor. 2001 yılında Arjantin'e bakıyorsunuz. Evet onlar IMF ile anlaşmıyorlar ama onlar da güçlü pezo, güçlü Arjantin diyerek ithal bağımlısı bir ülke haline geliyor. Bakın şablon gibi iki ülkede birbirinin aynısı. Aynı yanlış ekonomik politikalar, aynı hatalar ve aynı krizler. Üstelik aynı dönemler. 2007-2008 yılında Amerika'da yaşanan kriz sonrasında Amerika parasal genişlemeye gidiyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri özellikle Arjantin ve Türkiye'ye oluk oluk dolar akıtıyor. Akıttığı bu dolar sayesinde dolar daha da güçleniyor ve o ülkelerdeki hegemonyasını daha da fazla arttırıyor. Bunun sonrasında bu ülkeler zaten ithal bağımlısı iken artık ithal bağımlısının da ötesine geçiyor. Üreticisini yok ediyor, tarımını yok ediyor, doğal kaynaklarını yok ediyor. Tamamen yabancılara bağımlı hale geliyoruz sevgili dostlarım. İki ülkede, Arjantin'de, Türkiye'de. 2015-2016 yıllarına geliyoruz. Bakıyorsunuz Arjantin ciddi bir ekonomik krizin ortasına dalmaya başlıyor. Arka arkaya devalüasyonlar süreci görülüyor ve ithalata bağımlı olduğu için yüksek enflasyon ve yine enflasyona bağlı olarak da yüksek faiz ortamına mahkum olmak zorunda kalıyor. Türkiye'ye bakıyorsunuz. 2018 yılında yoğun bir kur baskısı, kur şokuyla enflasyonist ortam ve faizde yukarıya doğru sert bir hareket. Sevgili dostlarım bakın yine aynı şok, aynı krizler birebir yaşanıyor. Bizim tek farkımız Arjantin kadar paramızın hala değersiz hale gelmemiş olması. Bu hem bir avantaj hem bir dezavantaj sevgili dostlarım. Çünkü Arjantin öyle ya da böyle biriken gazı boşaltıyor. Bizse gazı doldurmaya devam ediyoruz. Kuru baskılayarak, üretim modelimizi değiştirmeyerek, yerli üreticimizi desteklemeyerek, sanayimizi kalkındırmayarak, tarımımıza destek olmayarak, Merkez Bankası rezervlerimizi tüketerek aslında içerideki gazı yoğunlaştırmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Büyük bir gaz sıkışmasına neden oluyoruz sevgili dostlarım. Ya da deprem diliyle büyük bir enerji yoğunlaşmasına sebep oluyoruz. Fay her an kırılabilir. Eğer ki bu fay kırılırsa biz Arjantin'dekinden çok daha derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabiliriz. Arjantin bu ekonomik krizine rağmen işsizlik seviyesini hala %10'lar seviyesinde tutuyor. Türkiye %14'lük bir işsizlikle karşı karşıya. Arjantin'de de batıklar var ama biz hala tam anlamıyla bir ekonomik krize girmememize rağmen konkordato ve iflaslarla uğraşıyoruz. Halkımız Arjantin'den daha da fazla fakirleşiyor. Arjantin'de 13 milyon yoksulluk sınırının altında, Türkiye'de 50 milyon yoksulluk sınırının altında sevgili dostlar. Evet kurumuzu baskılıyoruz ama baskıladığımız bu kura önlem olarak yan faktörler geliştirmiyoruz. Biz kurumuzu baskı altında tutarken üretim modeline geçmiyoruz sanayimizi ve tarımımızı geliştirmiyoruz sevgili dostlarım. İşsizliğimizi azaltacak bir model tercih etmiyoruz hala. Ve emin olun Arjantin'de 1 dolar 65 peso olduysa Türkiye'de 1 dolar hayda hayda 65 lira olabilir. Türkiye bu olası kur şokuna bugünden hazırlanmazsa emin olun Arjantin'den çok daha derin bir ekonomik kriz ve Arjantin'den çok daha derin bir sosyal krizle karşı karşıya kalabiliriz. Acilen önlem almamız gerekiyor. Türk liramızı dolar karşısında değersiz hale getirip daha rekabet edebilir seviyelerde tutmamız gerekiyor. Türk lirasını kontrolsüzce değersizleştirmekten bahsetmiyorum sizlere. Adım adım, kademe kademe rekabet edebilir seviyelere çekmek zorundayız. Kendi mallarımızı satmak Başkalarının mallarının Türkiye pazarına girerek Türkiye'nin ekonomik dengelerini bozmasını engellemek için bunu yapmak zorundayız. İthalat bağımlısı olmaktan kurtulmak zorundayız. Market raflarında ithal ürünleri azaltmak zorundayız. Yerli üreticimizi desteklemek, güçlendirmek zorundayız. Bunu yaparak işsizliğimizi azaltmak zorundayız. Adil bir gelir dağılımı oluşturmak, geliri tabana yaymak zorundayız. Tüm bunları yapmadığımız sürece yakın zamanda yaşanacak bir kur şoku bizi darmadağın edebilir sevgili dostlarım. Ve üzülerek söylüyorum. Arjantinle Türkiye şablon gibi birbirine oturuyor. Yani Arjantin'in bugün yaşadıklarını Türkiye yarın yaşayabilir çok yüksek bir olasılıktan bahsediyorum sevgili dostlarım. Ve bu olasılık gerçekleştiğinde ne yazık ki biz Arjantin'den çok daha fazla bedel ödemek zorunda kalacağız. Sevgili dostlarım bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz dostlarınızla muhakkak paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın.